Eşimle çocuk düşünüyoruz. FSH 5.5. Not alabilirseniz. Evet. LH 2.2, TSH 2.38 ve AMH 0,74 çıktı. Hı. Doktor aşılama denemeniz gerek dedi. Sizce neler uygulamalıyım? Çocuğumuz olma ihtimali gerçekten az mıdır? Kaç yaşında bu bayan? Hocam 32 yaşında 32. Esma Hanım. Şimdi bakın Esma Hanım şunu söyleyeyim bu değer bu değerler gayet güzel değerler. Bir tek antimüller hormonunu 0.74 yani Almanya, Avusturya ve İsviçre standartlarında antimüller hormonunun alt sınırı 0.7, üst sınırı 7.8'dir. Dolayısıyla sizinki alt sınırda. Hatta bunu moral olsun diye size söylemiyorum yani e, 0.5 ile 0.2 ile hamile kalan birçok insan var. Bakın bu değerleriniz sizin anormal bir şey değil. E, burada ben tabii ki modern tıbbın önüne geçip bir şey söyleyemem. Ancak bir başka doktorun da görüşünü alın. Burada aşılamaya gerek yok. Ha ne olabilir başka? Benim size önerim bir soğan kürü mutlaka uygulayın. Testere dişli aslan pençesi, günde iki defada onu uygulayınız. Yani soğan kürü bittikten sonra, evvel Allah normal yoldan hamile kalırsınız. Şimdi genelde önce bayanlar hep baktırılıyor, sen git diyorlar doktora. Erkekler pek e, şey değiller bu anlamda. Belki eşinizin sperm kalitesi morfolojisi bozuk olabilir. İleri hareketliliğinde sorunlar olabilir. Normal sperm sayısı yüzde üçün altına düşmemesi lazım. Yani sperm sayısının morfolojisinde bir düşüklük vardır. Aglitinasyon vardır. Spermler birbirine yapışıktır. Ee, dediğim gibi sperm sayısı düşük olabilir. Bir de eşinizin değerlerini şey yaparsak Mühim olan motil ileri hızlı hareketli sperm sayısının yüksek olması gerekir. Bir de onu bildirirseniz, yani sizde e, aman aman bir sorun yok, normal yoldan çocuk sahibi olursunuz. Daha yaşınız 32, e, işte antimüller hormonu 0.74, yumurta rezerviniz azalıyor. Hadi çabuk deyip sizi de strese sokmasınlar. Antimüller hormonu da yükseltilir. Yani bunun için lütfen endişe etmeyin. Eşinizin değerleri ona da bir baktırırsanız söylediğim gibi belki sorun eşinizde olabilir. Onun için de öneride bulunuruz.